Akşam geç saatlerde 23 sıralarında cezaevimizin C15 koğuşunda tamamıyla adli suçluların bulunduğu koğuş, siyasi suçlu değil, terör suçlularının olduğu koğuş değil, ilgisi yok onlarla. Kendi aralarında yaptıkları kavga sonunda yatakları yakıyorlar. Maalesef kapıların
açılmasına kadar geçen sürede 13 tane mahkumu kaybediyoruz. 13 mahkum kaybediyoruz. Geriye kalan 4 tane, 3 kişi hastanede tedavi altında ama hayati tehlikeleri yok ilk tespitlere göre. 2 kişi de ayakta tedavi edildi, cezaevindeler. Şu anda onlarla görüştüm ben, yerinde gördüm. Maalesef böyle bir olay yaşadık, geçmiş olsun diyorum. Cezaevinde de şu anda durum sakin. Savcımız gerekli incelemeleri ve otopsi çalışmalarına başladı. Sayın Yardım Bey, isimler ne zaman açıklayacak? İsimleri şimdi açıklayacağım. İsimleri de açıklayacağım şimdi. Tamamıyla kendi aralarında mahkumların yaptığı kavga sonunda koğuş içindeki yatakları yakmaları sonucunda ortaya çıkan bir yangın ve kendi aralarındaki kavga dolayısıyla çıkan bir yangın. Tekrar ediyorum, 13 ölümümüz var. İki tane ayakta tedavi gören mahkumumuz var şu anda cezaevinde. 3 tane mahkumumuz da hayati tehlikesi yok ama hastanede. Gardiyan mı aynı? Yok. Yok, şu anda da cezaevinde durum sakin. İsimleri de vatandaşlarımıza açıklayacağım. Herkes ne olduğunu bilsin. Sayın Valim, BDP koğuşlar arasında bir irtibat yok. Ayrı koridorlarda ben bizzat içeriye girdim, gezdim, baktım. Kesinlikle ilgisi yok. Ve tekrar ediyorum, koğuşta siyasi suçların bulunduğu bir koğuş değil. Tek bir koğuşta meydana gelmiş, o koğuşta da bitmiş. Duyuluyor mu sesin orada? Değerli Şanlıurfalılar, maalesef müessif bir olay yaşadık. Hiç istemediğimiz, arzu etmediğimiz bir olay yaşandı. Geç saatlerde C15 koğuşunda siyasi suçluların bulunmadığı koğuşta yakın olan varsa buraya geçsin yanıma. C15 koğuşunda bütün olayın C15 demiş. İsmi ne senin? Girme. Geçeriz. Bakın, bütün olay C15 koğuşundaki 18 kişiyle ilgili. Diğer koğuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yaşanan olay yok. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Şimdi gerekli incelemeleri yapacağız, soruşturmaları yapacağız. Dediğim gibi C15 koğuşundaki adli suçluların arasında meydana gelmiş. Herhangi bir gardiyanla vesaireyle çatışma yok. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla C15'te yakın olmayanlar lütfen evlerine gitsin. Ölü var mı yok mu? Hadi ölü var maalesef. Kaç tane? Var maalesef. Maalesef var. Kaç tane? Kaç tane? Arkadaşlar, ya cezaevinde haberi yok mu cezaevinde? Sadece